Herkese merhaba sevgili MasterChef Türkiye takipçileri. Bilmiş olduğunuz gibi en sonki bölümde Ayşe İkiz maalesef elenmişti. Elenmesinin nedeni bizler söylemiştik bir önceki videomuzu hatırlarsanız eğer. Sevgili dostlar, MasterChef Türkiye'ye yaptığı başvurusuyla gündeme gelen Ayşe İkiz haftalar süren mücadelenin ardından yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. Aslında veda etmek zorunda bırakıldı mı? Ayşe İkiz'in Şirin'in Ezgi'ye alışveriş listesi vermesiyle başlayan olaylar Ayşe'nin elenmesini iyice yükseltmiş durumda oldu bizim gözlemlediğimiz açısıyla. Ayşe'ye haksızlık yaptığını söyleyen kullanıcılar tepki gösterdi. Eski MasterChef yarışmacısı Eda ise kadın yarışmacıların Ayşe'yi göndermek için organize olduğunu iddia edip sert sözlerle eleştirmiş oldu. Aştığı zorluklarla ve hayat hikayesiyle MasterChef Türkiye'nin öne çıkan yüzü olan Ayşe İkiz bu hafta yarışmaya veda eden isim oldu maalesef. Yemeği en kötü tabak seçilen Ayşe'nin vedası bir yandan destekçilerini üzerken diğer yandan ise öfkeyle ve tartışmayla neden olmuş oldu. Bilmiş olduğunuz gibi eleme potasında olan Şirin'in Ezgi'ye alışveriş listesi vermesi ve Ezgi'nin yönlendirme yapması yarışmacıları ve seyircileri öfkelendirmişti. Mehmet Yalçınkaya da yarışmacıların itirazını duyunca yarışmayı durdurdu. Kaan'ın haktan hukuktan bahsetmeyin diyerek tepki gösterdi. Olayla ilgili herhangi bir yaptırım uygulanmadı. Ayşe'ye haksızlık yapılmış oldu. Yarışma sonucunda ise Ayşe'nin tabağı en kötü tabak seçildi. Ve haftalardır mücadele ettiği MasterChef'e maalesef veda etmiş oldu. Sırf bu programı Ayşe için izleyen birçok kullanıcımızı yani takipçimizi biliyoruz, tanıyoruz. Sosyal medyada Ayşe'ye Şirin ve Ezgi'nin haksızlık yaptığı söylendi ve birçok tweet atılmıştı. Ayşe sosyal medyanın desteğini aldı. Şirin ve Ezgi'ye de eleştiri yağmış oldu. Eski MasterChef yarışmacısı Eda da Ayşe'nin elenmesinin ardından yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Yarışmadaki kadınların Ayşe'yi göndermek için organize olduklarını iddia etti. Eda, Ayşe en yakın arkadaşın seni çakalların önüne attı. Önce odandan ayrıldı, yalnız bıraktı, sonra onlarla birlikte oldu ve seni yarışmadan gönderdi şeklinde bir mesaj vermiş oldu. Eğlenceli videolarla dost gibi görünmelerin etkileşim için yapıldığını belirtilen Eda, siz kendinizi de yırsanız halk tarafından sevilmiyorsunuz, sevilmeyeceksiniz. Ayşe değil buna engel olan sizin kötü kalbiniz diyerek yarışmacılara tepki göstermiş oldu. Sevgili dostlar sizce kim elenmeliydi Ayşe'den önce? Yorumlar kısmından bize yazın. Ayşe'nin elenme nedenini öğrenmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.